Efendim selamlar. Bugün sizlere tek videoda 8 tane maçın özetini göstereceğim. Birbirinden iyi oyuncular kapışıyor bizim ligde. Aynı zamanda çok da sağlam takımlar var. İşte büyük şampiyon, şampiyon, Diamond oyuncularının olduğu bir lig. Mutlaka katılmadıysanız Discord'a katın. Açıklamada linki ve yorumda sabit linki var. O zaman direkt maç özetlerimize geçelim. Maçları da ben sundum. Benim anlatımla izleyeceksiniz. Umarım anlatım beğenirsiniz. 15 dakikaya 8 maçı sığdırdık. Haydi keyifli seyirler. Guards United favori olarak çıkıyor. Erzincan kötü gidişatı dur demek istiyor. Haydi bakalım başladık. Muffer. Filini atmaya çalıştı olmadı. Waston. Kermit. Kermit'ten bir şut. Bir tep kaçtı. Leyla ile Mecnun. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Top uzaklaşıyor. Kale boş. Kermit yükseldi. Top mislendi. Leyla ile Mecnun kaçırdı. Mecnun şimdi bir dokunuş gelir mi? Dokundu. Top ağları gidiyor. Ortada kalan bir top. Leyla ile Mecnun. Mecnun iyi gidiyor şu ana kadar. Kermit. Kale boş. Sevdiğim pozisyonlar. Çok büyük bir hata. İnanılmaz bir hata. Çekecek. 3'te 0 çekecek. Yani gerçekten STR'de heyecan devam ediyor. Kermit. Kermit. Güzel bir patlatma geldi. Kermit önü boş sevdiği pozisyonlar diyebiliriz. Flick şansı var. Kermit bir fake denemesi. 50'yi kazandı. Vuruş. Mecnun. 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 Şu korursa yine iyi olacak. Zorlu fikstürden geçiyorlar ama maalesef dağıldı Erzincan ve durum 5-0'a geldi. Bakalım. Falcons'a gitmedi. Şimdi gitti. Topu aldı. ZyX'de misledi inanılmaz. İnanılır gibi değil. Ama top girmedi mi? Bir dakika. Ama top gol olarak yazıldı. Daha 7 olmadı. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyor Guardiola takımı. Artık son dakika, son saniye GG diyoruz ve bu maçımız burada bitiyor. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maç ile karşınızdayız. Mortal Step Up, Sucker Soldiers maçı. Sucker Soldiers yine galibiyet olmayan bir takım. MSAP 2'de 2 gidiyor. Bakalım 3'te 3 yapabilecekler mi görelim. Merke. Double commit geldi. Skylab kaçırdı. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani acayip hatalar peş peşe geliyor. Kuli bu arada aldı sazı eline. Kuli. Skylab boşta. Artık kaleyi bantlamaya başladılar. 2,5 dakika maç 0-0 devam ediyor. Çok çekişmeli bir maç izliyoruz. Şimdi Riyaz. Hani bana yattı. Merke direkten döndü. İnanılır gibi değil. Boşta kalan top. Ama kimse vuramıyor. Kuli baskı arttırdı. Mesap takımı bir şutla Merke. İnanılır gibi değil. İnanılmaz bir maç. Şimdi savunma yine kademede. Artık otobüsü çektiler. Kale boş. Muhtemelen gol oldu. Drop yedik yine. Yapacak bir şey yok. Ama gol girmiş. Hani bana uzaklaştırdı. Kale boş. Merke. İnanılmaz. Arkadaşı çıkardı. Kiraş çıkardı topu. İnanılmaz bir pozisyon izliyoruz. Biraz şimdi. Vuruşunu yaptı girmedi. Son bir dakikaya girdik artık. Ken üstünde şu ana kadar. Bir gol bulurlarsa sakın sonucu takımı. Ve yine direkten döndü. Hani bana. Yani gerçekten pozisyonlar yetişemiyorum. Hani bana şimdi. Bir şut daha ve 2-0 maçı koparıyor. Mortal Step Up. Acayip güzel bir maç izledik. İnanılmaz temiz bir maç izledik şu ana kadar. Yani müthiş müthiş. Şimdi Merke. Merke bir şut daha Riyas ve top ağları gidiyor. GG diyebiliriz artık. Şöyle geçersek GG dedik. Üçüncü maçımıza ışınlanıyoruz. Galatasaray Osmaniyespor maçı. Üçüncü maçtayız. Haydi bakalım sonuç ne olacak ben de bilmiyorum ama yani iki tane böyle Diamond şampiyon rütbesindeki takım ve bir kurtarış geldi Lectus'tan. Şimdi Galatasaray yükleniyor. Osmaniye'den ardı ardına misler geldi. Sanırım iki takım da Diamond takım. Bu arada drop yedik. Ya bu droplar olacak yapacak bir şey yok. İlk topu çıkartmaya çalıştı. O da olmadı. Astronier bir şut. Neskuy gol atıyor. Osmaniyespor 1-0 öne geçiyor. Dalga dalga geliyor bu bölümde. Kaan Aksay bir mis geldi. Kıymalı börek. Ondan da mis. Ondan da mis. İnanılmaz. 4 kişi misledi orada topu. Şimdi bir double tap denemesi. Vuruş. Double tap kaçtı. İnanılır gibi değil. Elektros uzaklaştırdı. Double tap kaçırdı. Kaan Aksay boş kaleye atamıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Messi şimdi. Messi. Orada bir pas olmuyor. Messi yükseldi. Vurdu. Gol oldu. Galatasaray 1-1 öne. 1-1 öne geçti diyecektim. 1-1 beraberliği buldu. Kıymalı börek. Kaan Aksa orada. Nesquik. Vurdu. Nesquik.
Nesquik harika bir gol. Harika bir gol. Hazırlanış itibariyle çok güzel bir gol izledik. Yani gerçekten bu gole ben şapkayı çıkartırım. Özellikle bu seviyede gerçekten ekstra bir gol. Şu ana kadar maçın adamı Kaan Aksay'ı Nesquik diyeyim. Nesquik acayip taşıyor. Vurdu. Astronir kademede yerini aldı. Top demarke kaldı. Vursalar gol. Kaan Aksay attı golü. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kaan Aksay attı golü. Acayip bir maç izliyoruz. Of. Ben bile anlatırken heyecanlandım. Kaan Aksay golü atıyor. O da olmadı. Kaan Aksay. Astronier. Nesquik birebir. Frik atarsa tehlike Nesquik. Hat-trick. Nesquik hat-trick. İnanılmaz. Acayip bir performans. Nesquik hakikaten yani takımı taşıyan adam oluyor. Orada Messi bu arada. Son bir atak gelir mi? Kaçırdı Messi. İnanılır gibi değil. Ona vursa golü atacak son saniyede. Kaan Aksay top yere inerse ve GG. GG Osmaniyespor kazanıyor. Rakip takım direkt quick'i koydu. Herhalde çok sinirler ama. Yani bence Osmaniyespor'un hak ettiği bir maç diyebiliriz. Mesa Guards Empire maçı. Benim de takım olan Guards Empire alma maçı sunduğum için maçta olmayacağım maalesef ve takımımız hızlı başladı. Bu maçta biraz taraflı olabilirim arkadaşlar. Mesa takımını özür diliyorum ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kendi takımım. Messi 6 puanda. Guards Empire 3 puanda bu arada boş kale. Emrys gol oldu. Emrys. Hızlı başlıyor Guards Empire takımı. Kaybı geldi. Orada şimdi Charmander. Güzel deniyoruz ama olmuyor. Bir şut topalarda. Emrys 2 getirdi. Sen şimdi Emrys. Charmander bir şut daha top dışarı çıktı. Esen. Haşır önünde. Haşır vuruyor. Top ağları gidiyor. Kendi kalesine bir gol geldi. Özellikle bu arada ufak bir kasma. Şimdi Emrys. Charmander topunu bekledi. Güzel pas. Lidarek gelir mi? Double tap mi? Kaçtı double tap. Bir şut daha top ağları gidiyor. Haşır. İki golle Haşır'dan geldi. Double tap mi? Emrys inanılmaz bir kurtarış. Haşır bir kurtarış daha Vazi'den. Abluk altına aldı Guards Empire Mesa kalesini. Şimdi Vazi güzel bir top bu arada. Top ağları gitti. 4-1 Vazi. Doğrudan pasını çok güzel bir ikili oyun izledik. Emre şimdi Haşır da içeride. Haşır top ağları gidiyor. 5-1. 5-1. Bir pasa. Haşır için şut şansı. Haşır olmuyor. Şimdi başlayacak Philippe Lacet'e galiba Haşır. Bir double tap gelir mi gelmedi. Boş kale Charmander. Charmander. 6-1. 6-1 Guards Empire 2 gol. Bütün oyuncular ikişer golle. Müthiş bir maç izliyoruz gerçekten. Champion. Baktığımız zaman yüksek ortalama takım ve 6-2. 6-2 gerçekten Messa'da yani hiç fena bir maç çıkarmadı kendi adına. Daha gelir mi dedim gelmedi GG ve 6-2 maçın skoru belirleniyor. Guards Empire 6, Messa 2. Bir sonraki maça geçelim. Florya Fly High Rocketeers maçındayız. Bakalım tek taraflı bir maç olduğunu düşünüyorum. Fly High Rocketeers dolu dizgin devam ediyor ve iyi de bir takımlar. Tamam doğru okudum sıkıntı yok. Şimdi bir şu top ağlarda Elise. Orada bir bu arada iki kişi aynı topa gidiyor. Şu an gerçekten Florya takımı pozisyon almadı sıkıntı yaşıyor. Derken golü de yediler. Falcon. Falcon çekti önüne. Bump yedi. Orada Canruk araya girdi. Yine drop yedik. Ve top ağlarda. Top golü kaçırdık. Bir bakalım tekrarına. Drop yediğimiz için golü kaçırdık. Burada bir anlaşması. Kale boş kalmış ve top direkt ağlara gitmiş. Sonrasında Sayax. Sayax gitti topu alamadı. Kırık maske. Kırık maske. Janruk top boş kale bu arada. Yine bir iletişimsizlik ve dördüncü gol geldi. Son gelir mi? Elise. Kırık maske. Falcon. Sayax vuramadı. Top boş. Beşinci gol. Şimdi Florya. Aa, güzel bir pozisyon buldular. Onu kaçırmalı lazım. Güzel bir şey. Şimdi Janruk. Sayax kötü bir vuruş geldi bu arada Flyer Rocket'ten. Bir şu top yine ağlara gidiyor. Sayax bir double tap. Harika bir gol. Bir kurtarış. Elise bir şu top ağlara gidiyor. Harika bir gol. Florya ilk defa bu kadar gol yaklaştı. Vurmaları lazım vurmalar. Boşta kalan top ağlara gidiyor. Yani şunu atsalar en azından bir tane şeref golü olurdu ama maalesef kaçtı.
Elize direkten döndü, boş kaleyi kaçırdı. Flyer Rocketers 9-0 kazanıyor. 9-0 cicimizi yazalım, bir sonraki maça geçelim. Epeyecek Spor Team Orion maçındayız. Rakipten tamam, şimdi 3-3 olduk. Bakalım neler olacak, görelim. Maç başlamak üzere. Yine aslında tek taraflı geçmesini düşündüğüm bir maç ama sonucu önemli. Bakalım neler olacak. Kaçırdı. Gio gidiyor. Orada yalnız bir iletişimsizlik. Recep atıyor, gol oluyor. 1-0 attılar golü Team Orion. Şimdi orada bu arada bir gol daha mı? Boş kale, müthiş bir kurtarış o da. Bir kurtarış daha mı Recep? 2-0. Recep şimdi, Recep 3-0. Yani çok tek taraflı. Bu dakikada skor bakımından biraz kısır kaldı. Bir şut şansı. Yani bunu tutmaları gereken pozisyonda ama maalesef golle sonuçlandı. Vazgut kaçırdı. Pardon, rakip kaçırdı. Vazgut double tap 5-0. Kickoff'ta yine hata var. Boş kale, bir golde 6-0. 6-0 oldu. Şimdi Vanquish. Bakalım 7 ne kadar gelecek. Bir sinking shot denemesi, 7 oldu. It was good. Vanquish. Bir uzaklaştırdı. Bir şut daha, top boşta kaldı. Galip. Burada yine bir hata ve Recep. It was good. Bir şut denemesi, Vanquish, bir double tap, harika bir gol. Bu da yani ayakta duramıyor. Yani kendi kalitelerinin altında bir oyun oynuyorlar şu an. O biraz garibime gitmiyor değil. Ama bu tehlikeli. Vanquish atıyor Filipe. Bir şut, 11. Son anlarda iyi bir takım oyunu yaptılar savunmada. Bakalım ne olacak, bir şut daha, 12-0. GG. Güzel bir maçtı, iyisi de kötüsü de. 12-0 çok eğlenceli değildi ama güzel goller izlediğimizi düşünüyorum. Night Side deney maçına karşınızdayız. Bu da tek taraflı geçmesini beklediğim bir maç çünkü böyle bir baktığımızda Ankara, Zogu, Parkti, Barış hepsi Grand Champion oyuncuları. Karşıda Delayed var. Delayed'in ranklar Diamond 3, Champion diye biliyorum. Delayed bu arada, pardon, Nightside hızlı başladı, bakalım neler olacak. Delayed takımının mücadelesini gerçekten ayakta alkışlamak lazım. Zogu harika bir kurtarış. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Parkti attı. Nightside 1-0 öne geçti. Yani çok majör bir hata geldi. Kilidi açtılar. Bakalım bundan sonra neler olacak, göreceğiz. Güzel oynuyorlar. Orada bir sinking shot gelir mi? Bir şut kaçırdı. Zogu. Orada bir pozisyon. Paxi attı. Paxi attı. 2-0 oldu. Şimdi Zogu. Bir double tap mi izleyeceğiz? Hayır. Direkt gol oluyor. 3-0. İşte demişlerdi ki hani eksi 7 averajınız biter gider. Şimdi Barış. 4-0 oldu. Eksi 7 averajınız olur biter demişlerdi ama ya şu mücadele eksi 7 averaj çıkartmayacak gibi duruyor. O pozisyon bunlardan biri şu an. Ve anlaşmazlık var bu arada Medusa. İnanılmaz. Linux. Geçti beni Barış. Drop yedik bu arada. Şu an pozisyonu görmüyoruz. Gol olduğunu bilmiyoruz. Gol olmuş. 5-0. Daha beklediğimi söylemiştim. Ve o gol sanki gelecek gibi. Medusa kaçırdı. Paxi ve 6-0. Tahmin ettiğim skorda. Bitiyor. Ama yine de yani maça çıkmaları çok mantıklı. Evet. Kapanış maçı, son maç. Bakalım Goldies Redren'e karşı, yani acayip bir video oldu. Maç birazdan başlayacak. Montajı da bir o kadar sürecek diye tahmin ediyorum. Mutlaka bu video güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yani gerçekten sağlam emek var ya. Her maçın özetini böyle yap, uğraş falan. Bu maçta çekişmeli olacak çünkü iki takım da Champion 1, Diamond 3 ortalamalı. Bakalım neler bekliyor, görelim. Şimdi koyar. Kayon. Kayon'dan bir pas. Kayon gidiyor, olmadı. Jeff. Jeff bu arada kalede kaldı. Scotland's Goldies gol attı. İnanılmaz bir gol geldi. Çok enteresan gerçekten. Yani büyük bir hata var Jeff'te. Jeff'ten Lasa, Las vuruşu güzel, kötü değil ama Beru kademede. Son saatlere gelip transferde. Beru. Beru 2-0 oldu. Goldies farka gidebilecek mi yoksa Redren geri dönüş yapabilecek mi, bunu göreceğiz. Beru direkten döndü, bu kırılma anı olabilir bu maç için. Kayon. Kayon Beru ittirdi bu arada. Çıkarlarsa tehlike, çıkamıyorlar. 3-0 pozisyon. İnanılmaz bir double commit geldi. Kale boş.
Ali Özgür 3-0. Kayon'dan şimdi Las vuruyor. Top kaleye gidiyor. Gol mü? Beru inanılmaz çıkardı. Kayon koyar. Orada bir bump geldi. Demo geldi. Yani Beru'nun şu puanına bakalım. Gerçekten şu ana kadar yani hakikaten nokta atışı transfer yapmış diyebiliriz Goldis. Acayip güzel çatır çatır oynuyor yani. Müthiş, müthiş bir performans. Kayon şimdi Las. Topumu istediler. Bero bir tane de gol mü sığdırdı? Hayır. Top boşta kaldı. Acayip dağınık bir görüntü çiziyor Redrain. Las. Ali Özgür bir gol atabilir mi Redrain? Top mu istendi? Top ağlara gidiyor Jeff. Yoksa bir mucize gelir mi? Yoksa bir mucize gelir mi? Yani Redrain bu tarz pozisyonları ve maçları seven bir takım. Neden olmasın? Bu arada Jeff de yani bir sonraki transfer döneminin gözdesi olacak mı? Çünkü Red Rain takımında çok iş yapıyor Jeff. Bugün de bunu gösterdi. Zaten şimdi hatalı bir pas. Mislendi top Jeff. Jeff oynadı oraya. Kayon. Kayon'dan bir pas daha gelir mi? Geldi. Las gidiyor. Las gitti. 3-2 mi? Hayır olmadı. İnanılmaz. Niye orada top bıraktı? Akıl alır bir mesele değil ama. O bu arada bir hata. Kayon koyar. Gidiyor atamadı. İnanılır gibi değil. Bomboş kaleye kaçırdı. İnanılır gibi değil. İnanılmaz. Yani akıl almaz bir pozisyon. Bomboş kaleye. Kimse o yönde yapması gereken tek şey topa dokunmak. Ve Kayon kaçırıyor. Kaptan gemisini yakıyor. İnanılır gibi değil. Hakikaten acayip bir maç izliyoruz. Her şeyde çok güzel bir maç izlediğimizi söyleyebilirim. Başlarda biraz tek taraflıydı. Ama sonradan çok keyifliydi. Bero şimdi vuramadı ve Jeff kazanıyor. Jeff kazanıyor demişim. Jeff'ten top dışarı çıkıyor ve maç bitti. GG. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lig Discord'dan mutlaka hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.